Evet, Python severler hoş geldiniz. Yeni dersimizde bugün sizlere anlatacağımız konu arkadaşlar yine modüllerle alakalı fakat harici third part modül gibi düşünebilirsiniz demiştik bir önceki videomuzda. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Python'la ilgili ekstra başkalarının yazmış olduğu paketleri bizim programımızın içine nasıl yükleyebiliriz? Bunları nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Birkaç uygulama yapacağız. Nasıl yükleneceği ile alakalı görselli, anlatımlı bir şekilde bu konuda bu videomuzu bahsedeceğiz. Birkaç örnekle de devam edeceğiz. Evet, peki ihtiyacımız olan third part modülleri nereden indireceğiz arkadaşlar? Bunun için de tabii ki bir sitemiz var. Yani Internet Explorer'dan ya da Google'dan direktmen yeni sekme açarak IP yazarak pip.org sitesine girdiğimiz zaman ihtiyacımız olan tüm modüller arkadaşlar bu siteden temin edebiliriz. Bu genelde Python'un iç uyumlu modeli yani uyumlu olan bütün sistemin modüllerinin tamamını buradan temin edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, burada iki noktadan bahsedeceğiz. Modül ve package nedir? Yani bunların arasındaki farklar nedir? Biraz ondan bahsedelim arkadaşlar. Modüllere biz kısaca Python file'ları diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir Python file'ine biz modül diye isimlendirebiliriz. Yani PyCharm açtığımız zaman, file kısmına girdiğim zaman bakın burada Extended Library kısmında burada arkadaşlar library'mizde bakın bir sürü Python uzantılı bizim kullandığımız modüllerimiz var. Daha önceden hatırlıyorsanız OS eklemiştik. Hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki derslerde ben bunları ekleyip birkaç modülünü kullanmıştık. Evet, buna biz OS modülünü eklemiş olduk. Mesela OS modülünün içerisinde tanımlı olan fonksiyonları da kullanabiliyoruz. Modül kısaca böyle diye düşünebilirsiniz. Peki packages ne demek istiyoruz arkadaşlar? Packages'de tek file olarak düşünmüyoruz. Bunun bir dizin içerisinde birçok failden oluşmuş yapı gibi düşünebilirsiniz. Yani birçok Python failinden oluşmuş yapıya da paket diye düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bakın burada login paketi var arkadaşlar. İçerisinde 1, 2, 3 tane Python yani Python modülünden oluşmuş package login package'i diye düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, bu iki kavramı lütfen öğrenelim. Çünkü package nedir, modül nedir bunlar kafamızda takılmasın. Bunlarla ilgili zaten daha önceki derslerde birkaç kez örnek yapmıştık. Yani özetlemek gerekirse modül dediğimiz tek bir Python file iken package dediğimiz birçok Python failin birleşmiş hali yani çoklu Python faili diye düşünebilirsiniz. Peki sistemimizde kullanacağımız package'leri kendi yazmış olduğumuz Python projemize nasıl ekleyeceğiz? İsterseniz onlardan bahsedelim. Tekrar sitemize gidiyoruz arkadaşlar. Yüklemek istediğimiz paketimiz neyse ismini biliyorsak bunu yazmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Django paketini arattıralım arkadaşlar. Bu genelde kullanılan bir paket. Yani Django ile ilgili bakın burada bir sürü paket çıktı. İhtiyacımız olanı burada belirlememiz gerekiyor. Yani biz hangisini kullanmak isteyeceğiz ya da projemize hangisi uygun versiyonları da kontrol ederek buradaki versiyonlara bakarsanız hani tarihler çok önemli burada. Kendi kullanmış olduğumuz Python projesinin versiyonuna uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi halde sorunlar yaşayacağız veya hiç çalışmayacaktır. Veya şu da kullanılabiliyor. NumPy. Evet, bu da bir package arkadaşlar. Kullandığımız tabii kullanıp kullanmayacağımız size bağlı. Yapacağınız proje ile ilgili var. Tamamen onunla alakası vardır. Diyelim ki web application'ımızda Django'nun package'ini kullanacağız arkadaşlar. Bunu projemize nasıl dahil edeceğiz? Yani o yüzden pyp.org sitesine girip Django deyip aratarak Django'nun web app'ini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Versiyonlarını tabii ki bakmamız şartıyla. Versiyonlar en önemli şey burada. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunu lokal bilgisayarımıza nasıl yükleyeceğiz? Örneğin Django 5.0 diyelim. Buradaki kendi yapacağımız projenin içerisine yani yapmış olduğu çalıştığımız bilgisayarımızın içerisine
lokal olarak nasıl bunu yükleyebiliriz? Hemen bundan bahsedelim. Burada Python'un pipe yani pip komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Paket install manager programı. Burada zaten üst tarafta otomatik olarak zaten size nasıl yükleyeceğinizle ilgili komutu vermiş. Yani pipe boşluk install boşluk Django dediğimizde otomatik olarak paketimiz yüklenecektir. Peki biz bunu PyCharm'da nasıl yapacağız? Hemen onu gösterelim. Evet, PyCharm'a geçerek arkadaşlar PyCharm'da zaten bir kendi editörü var. Şunları kapatalım. Editör kısmına geçerek buradan installation yapmamız gerekecek. Hemen onu göstereyim. Evet, bunu alt kısımdaki main kısmına baktığımız zaman bakın arkadaşlar bu da terminal. Şurayı alt kısmında şöyle görmeniz açısından sağa göstereyim. Evet, sol alt kısma bakarsanız arkadaşlar bakın burada terminal logosu var. Ekranı biraz küçülttüm. Evet, buna bastığınız zaman karşınıza bir terminal açılacak. Bu normal command terminal ile aşağı yukarı aynı şeydir. Evet, burada yapmamız gereken buradaki komutu buraya yapıştırma arkadaşlar. Zaten buraya copy paste yapılmış. Buraya gelip sağ tuşa basıp yapıştır dediğimiz zaman komutumuz yani pipe install Django dediğimiz zaman enter'a bastığımız an internetimiz varsa direktmen siteye bağlanarak bizim ilgili eklentiyi yani package'leri bizim dizinimize otomatik olarak kopyalayacak arkadaşlar. Ki bu yüklü olan kısmı nereden göreceğiz arkadaşlar? Hemen external library kısmına gelerek external library kısmında buradan site package yani package'lerin içine girip bakın burada Django'yu buraya direktmen eklemiş oldu arkadaşlar. Tüm sistemi ile birlikte bakın apps'leri bütün ilgili programları komple olarak package olarak sistemimize eklemiş olduk. Yani projemizin içine dahil etmiş olduk. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yine aynı şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Import diyeceğiz. Import Django dediğimiz zaman evet bunu eklemiş olduk arkadaşlar. Bu da sonuç itibariyle bir modül gibi veya package olarak düşünebilirsiniz. Bunun içindeki tüm uygulamaların tamamını artık projemizde kullanabilir duruma geliyoruz. Bunu ekler eklemez bakın bu sağ alt tarafta bize bir uyarı çıktı. Şu an diyor Django Framework'ı kullanıyorsunuz. Support for it yani bu PyCharm Edition bunu desteklemedi diye uyarımızı alıyoruz. Tabi bunu desteklemeyebilir daha önceki demiştim. Çünkü versiyonlara göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet, diyelim ki burada sorun yaşadınız ya da bunu artık kullanmak istemiyorsanız bunu nasıl silebileceğiz? Yine aynı şekilde yüklediğimiz kısımda yine şu komutu kullanarak bu yüklemizi kaldırabiliriz. Pipe uninstall'du bu sefer de uninstall komutunu kullanıyoruz. Django dediğimiz zaman arkadaşlar enter'a bastığımız zaman tabi ismi doğru yazmanız gerekiyor. Yanlış yazdığınız için bunu kabul etmeyecek. Tekrar şu Django diyeceğiz. Enter'a basacağız. Evet, var olan installation 5.0'ı gördü. Silmek istediğinize emin misiniz diye soruyor. Eminiz diyoruz. Yes deyip evet. Bu arada hemen şuraya tıkladığımız zaman bakın arkadaşlar yüklü olan paket otomatik olarak silinmiş oluyor. Burada neyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? Harici paketleri nasıl yükleyebiliriz? Nasıl silebiliriz? Bundan bahsetmiş olduk. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunu da lütfen önemli şey tarafına notlarınızı alın. Çünkü daha sonraki durumlarda bu çok lazım olacak. Projelerinize ekstra paketler yüklemek isteyeceksiniz. Bunu da bir kenara notu almayı unutmayın. Bu arada lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takip edip paylaşabilirsiniz. Ve videoları da bir sonraki videoyu aktif etmeniz için de bu liste kısmına kontrol edebilirsiniz. Ya da bildirimleri açarak otomatik olarak yeni videolar düştüğünde haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.